var. Bil ki derman Allah'tır. La tahzen, üzünlenme, mahzun olma. Gönlün kırıksa da bil ki mutlaka bir mahraç, bir çıkış kapısını Allah yaratacaktır. Bir hastalıkla mı boğuştun? Mahzun olma, ümitsizliğe kapılma. Bil ki şafi Allah'tır. Nice bütün hastalıkları bir anda def eder, gönderir, ortadan kaldırır. Umutsuzluğa kapılma. Allah mutlaka bir ümit ve bir umut olacaktır. Kapıları sana açacaktır. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti bu Peşembe-i Cuma'ya bağlayan gece evlerinize rahmet yağmurları gibi insin. Allah ülkemizi şenlendirsin. Allah bütün sıkıntıları geçmeyi nasip eylesin. Mevlam gönüllerinizi hoş eylesin inşallah. Her türlü musibetten, kazadan, hastalıktan, depremden, zelzeleden bütün ülkemizi muhafaza eylesin. Bütün insanlığı da muhafaza eylesin ama önce ülkemi düşüneyim ben. Ondan sonra da diğer ülkeleri tümüyle düşünürüz. Allah musibetlerden hepimizi uzak eylesin inşallah. Evet, son zamanlarda gündemde olan, çok konuşulan ve çok da merak edilen ve gerçekliği bilinmeye çalışılan ve bize de çok gelen sorulardan birisi Deccal kelimesi. Deccal nedir? Neyin nesidir? Ve Deccal ne yapacaktır? Deccal'in gelmesi neyin işaretidir diye, neyin ifadesidir diye çokça soru soruluyor. Deccal indi mi diye soruluyor. Çünkü muhtemel iki türlü Deccal var. Dünyevi Deccaller, uhrevi Deccaller. Yani sıradan Deccaller, milletlerini helaka götüren, insanları helaka götüren, insanları yok eden, insanları tarumar eden Deccaller, yani aldatıcı şahsiyetler anlamına gelebilir Deccal. Çünkü kelime köken itibariyle bozan, ihanet eden, düzeni alt üst eden ve şarlatanlıkla kendini kabul ettirmeye çalışan her güç aslında, her kişi, her şahsiyet bir nevi Deccal'dir. Ama ikinci tür Deccal, kıyametten önce çıkacak olan, Allah'ın iradesi dahilinde imtihanın bir gereği olarak çıkacak olan ve insanları saptırmaya gayret edecek olan, olağanüstü güçlerle donatılmış olan, donanmış olan bir lider, bir şahsiyet, bir isim, bir sembol veya belki bir grup insan veya belki bir zihniyet. Yani niçin bu konuda biraz daha belki diye ifade ediyorum? Çünkü netice itibariyle Deccal hadisesi sünnetle sabit olan, hadislerin ifade etmiş olduğu bir oluşumdur. Ama bu oluşumun neyi işaret ettiğini, mecazi bir yıkılış mı, tahribat eden biri mi, yoksa fiilen, hakikaten tahrip eden birisi mi? Benim okuyabildiğim kadarıyla, hadislerden okuduğum kadarıyla Deccal şahsi varlığıyla, hükmü şahsisiyle, yani kişiliğiyle, bedeniyle, etiyle, kemiğiyle ortaya çıkacak olan bir tahrip edici lider veya düzeni bozan, dine karşı, dinlerin tümüne karşı aslında olan ve dinlerin tümünden istifade eden ve dinlerin tümünü tahrip etmeye çalışan, kendine büyük ordular hazırlamış olan son derece tehlikeli bir şahsiyetin ismidir Deccal. Ama şunu söyleyeyim, Deccal indi mi diye soranlar var çok. Arkadaşlar, Deccal falan yok şu anda. Deccal'ın olması için kıyametin alametlerinin, büyük alametlerinin tümünün gerçekleşiyor olması, sınıra gelmiş olması gerekiyor. Çünkü üç önemli şahsiyet aynı dönem içerisinde görüneceklerdir. Bunlardan hiçbirinin esamesi şimdi okunmuyor. Onun için böyle Deccal geldi kapıda, Şam kapısında, yok şurada buradadır gibi bilgiler saptırıcı bilgilerdir. Doğrusu Deccal ve benzeri oluşumları farklı, o şahsiyettir, farklı lanse etmeye çalışan gayretlerdir. Çünkü Deccal'in geldiği dönemde Hazreti Mehdi'nin olması gerekiyor. Hazreti Mehdi'nin olduğu dönemde, ki bütün bunlar hadislerle sabit olan, ama bu hadisler tevatüre ulaşan, tevatür nedir? Yalan olması mümkün olmayan bilgi demek. Mesela İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti.
Fatih'in fethettiğine dair elimizde belge yok. Belge yok derken video yok, film yok. Efendim bir kamera görüntüsü olmaz. Mümkün değil Fatih'in yaşadığı dönem itibariyle. O zaman kitaplardaki bilgilere inanacağız. Bizlere gelen tarihi vesikalara inanacağız. Nasıl Fatih'in varlığını inkar edemiyorsak, birebir görmediksek, görmemiş olmamıza rağmen inkar edemiyorsak, Deccal'in varlığını da Hazreti Mesih'in veya Hazreti Mehdi'nin gelişini de inkar edemeyiz. Peki kimdir Hazreti Mesih? Hazreti İsa'dır. Peki bütün dinler Hazreti İsa'nın geleceğini bekliyor mu? Hristiyanlar da bekliyor, Yahudiler de bekliyor ama herkes kendine göre bir İsa beklentisi içerisindedir. Hazreti Peygamber'in ve son din olan Kur'an'ın beyanlarına göre bütün insanlar, yaşayan bütün insanlar Hazreti Muhammed'e iman etmekle yükümlüdürler. Allah'ın birliğini bilmek zorundalar. İki, Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu bilmekle yükümlüler. Hazreti Muhammed'in son peygamber olması Hazreti İsa'yı veya Hazreti Musa'yı etkisiz kılmıyor. Hazreti İsa'yı veya Hazreti Musa'yı peygamberlik vasfından aşağı indirmiyor, haşa. Bir Müslüman 124 bin peygamberin, Nebi ve Resul'ün tümüne iman etmekle yükümlüdür zaten. Hazreti Muhammed gerçeği Hazreti Musa'nın veya İsa'nın peygamberliğine zarar vermiyor. Ama peygamberimizin ifadesi nettir. Bugün eğer Musa'sa olsaydı, Hazreti Musa peygamber kendi döneminde söylüyor. Eğer bugün Musa'sa olsaydı bana inanmaktan başka çaresi yoktu. Çünkü son elçi benim. Elçiyi gönderen Allah'tır. Allah'ın son elçisine bütün önceki elçilerin ittiba etmesi gerekir. Ben mahşer aleminin de peygamberiyim, şehsuvariyim. Bunda bir aykırılık yoktur. Bir abartı da yoktur. Bunu sadece övmek için de söylemiyorum. Ama ben ahiretin de peygamberiyim. Bütün peygamberlerin sığınağıyım diye ifade ediyor. Bu Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu ve bütün peygamberlere reislik ve riyaset yapacağını ve mahşerdeki bütün din mensuplarının şefaatinin esas kaynağı olduğunun da belgesidir. Ne demek hocam bu? Hazreti Musa'ya iman edenler Musa döneminde cennete girmeyecekler mi? Hazreti İsa'ya iman edenler Hazreti İsa döneminde cennete girmeyecekler mi? Sadece Müslümanlar mı cennete girecek? Hayır. Hazreti Musa döneminde Hazreti Musa'nın şeriatine, itikat ve ibadet ve tarzına iman eden ve gereğini yerine getiren her Yahudi, adına Yahudi diyelim, her Yahudi, her İsrailoğlu ferdi cennete girer. Hazreti Musa döneminde Hazreti Musa hayattayken ona iman eden ve yine Hazreti İsa hayattayken, henüz aramızdayken daha doğrusu ki biz Hazreti İsa'nın yine hayatta olduğuna ama gökte bir tür yaşamla nimetlendirildiğine inanıyoruz. Melekler nasıl gökte bir yaşam sürdürüyorlarsa, ruhlar nasıl berzah aleminde bir yaşam sürdürüyorlarsa, İsa da konum itibariyle, vasıf itibariyle benzeri bir hayatla hayat bahtır, yani hayattadır ama ahir zamanda inecektir. Peki Hazreti İsa'nın inişi Hristiyan veya Yahudilik veya diğer bir dini temsil anlamında mı geliyor? Hayır. Hazreti Muhammed'e tabi olan, Kur'an'la hükmedecek olan, yeryüzüne Kur'an'ı yayacak olan bir vasıfla gelecek ve bizim kaynaklarımıza göre konuşuyorum. Başkasının ne dediği beni enterese etmiyor. Ben kendi dinime göre olan akaidimi söylüyorum. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'e tabi olacak, Kur'an'ın emirlerine uyacak, normal Deccal'le savaşacak, Deccal'i öldürecek, Hazreti Mehdi ile beraber hareket edecekler. Hazreti Mehdi, Hazreti Peygamber'in sülalesinden bir isimdir. Ama son derece mazbut, Ehl-i Beyt'ten bir isim olacaktır. Deccal'i Hazreti İsa öldürecek, normal bir hayat sürecek, vefat edecek İsa, dünyada vefat edecek ve Hazreti Muhammed'in yanında, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında gömülecek Medine'de. Hocam olağanüstü hallerden bahsediyorum. Bahsediyorsun. Evet, olağanüstü şeyler yaşıyoruz zaten. Bugün dünyada yaşanan şeyler olağan şeyler midir? Olağanüstüler zaten Şah Veliyullah Eddelevi Hüccetullahul Baligh adlı eserinde me'luf olmayan işaretlerden biridir bu diyor. Yani nedir me'luf olmayan?
binalar yükselecek. Arap Yarımadası yeşillenecek. Bugün yeşillendi. Arap Yarımadası yeşillenecek. Kabe'nin önünde efendim sular çoğalacak. Efendim işi bilmeyen bedeviler büyük binalar dikecekler olduğu gibi işte. Rüzgarlar sert esecek. Su savaşları olacak. Büyük bataklıklar olacak. Büyük ölümler, ani ölümler olacak. Efendim Orta Doğu merkezli olan savaşlar olacak. Bütün bunlar şimdi olmuyor mu? Kısmen bunlar oluyor ama bunlar alışılagelen işaretlerdir kıyametin. Ve kıyametin bugün için kıyamete olan yakınlığımız düne göre daha yakın tabii ki. Her gün daha da yaklaşıyoruz. İşte bir de alışık bulunmayan işaretlerdir. Alışık bulunulmayan işaretler, olağanüstü işaretler, Deccal'in gelmesi, Mehdi'nin gelmesi, İsa'nın gelmesi ve yeryüzünde Melhame-i Kübra dediğimiz, bugünkü yaygın ifadesiyle Melhame-i Kübra, Orta Doğu'nun tümünü etkileyecek olan, biz bunu görmeyeceğiz, görmeyiz de inşallah, büyük savaşların meydana geleceğini ve Orta Doğu'da coğrafyanın tamamen değişeceğini, nasıl değişecek hocam? Orta Doğu'da bütün coğrafya Müslümanların elinde olacak. Bu bir öngörü değil. Bu Hazreti Muhammed'in bildirdiği bilgilerdir. Açın fiten kitaplarına bakınız. Hadis kitaplarının kıyametle ilgili bölümlerine bakınız. Apaçık ve net diyor ki ahir zamanda hükümranlık, bütün dünyada hükümranlık Müslümanların eline geçecek. Ama zulmetmeyecekler, insan öldürmeyecekler, çocuk öldürmeyecekler Müslümanlar. Dünyada bir kardeşlik havası sükun edecek. Yeryüzünün tümüne rahmet yayılacak. Zenginlik yayılacak. O kadar ki sanki zekat kalkacak, kalkmayacak da zekat verilecek, fakir bulunmayacak. Otlar güzel yeşerecek, meyveler çok olacak, çoğalacak. Bereket, peygamberin ya Rabbi benim için Medine'yi bereketli kıl dediği gibi bereket bütün dünyaya yayılacak. Ama orada hükümranlık Allah'ın ve peygamberinin olacaktır diye ifade edeyim. İşte o dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri hiç şüphesiz Deccal'dır. Peki Deccal nedir ve ne yapacak? Çok merak edildi, bana çok soruldu. Onun için bu geceyi biraz o bölüme ayırmaya gayret ediyorum. Önce Deccal'ın kelime manası sahtekar ve hilekar demektir. Peki hocam, Allah Deccal'e böyle bir güç verecek mi? Allah kafire de güç veriyor. Allah zalime de güç veriyor. Allah binlerce insanı öldürenlere de güç veriyor. İmtihanın bir gereği olarak. Ama yaptıkları amelden Allah razı değildir. Allah'ın yaratması, kulun isteği üzerine. Allah'ın yaratması ayrı şey, Allah'ın razı olmaması ayrı şey. Allah cinayetten razı olmaz. Allah ölümden razı olmaz. Ama cinayet işleyecek bir kişinin cinayet aletini ateşlemesi durumunda insanın ölmesini Allah yaratıyor ama O fert o cinayeti işlemeyi tasarladığı için Allah o gücü veriyor. Yani neye benziyor bu? Allah bıçağı yaratıyor. Bıçağı sen meyve için de kullanırsın, adam kesmek için de kullanırsın. İkincisini yaptığın zaman günaha girersin, zalim olursun. Birincisini yaptığında uygun olanı yapmış olursun, doğru olanı yapmış olursun. Kainat içerisinde bu tür silahlar vardır, güçler vardır. İyi niyete kullanan Allah'ın rızasına uygun hareket eder, imtihanı başarır. Kötü niyete kullanan, imtihanı kaybeden kişilerden olmuş olur. Onun için benzeri deccallere Allah müsaade edecektir. Yoksa Allah kainatta ne deccal yaratırdı, ne şeytan yaratırdı, ne iblisi yaratırdı. Sadece melekleri yaratırdı, secde edin derdi, secde ederlerdi. Allah'ın secdeye de ihtiyacı yok. Secde Allah için olmakla beraber kulun kendini temizleme araçlarından biridir. Zekatın kulun kendini temizlemesi olduğu gibi, zekatın kulun kendini temizlemesi olduğu gibi. Yoksa Allah her fakirin evine altın yıkardı. Fakir hiçbir şeye muhtaç olmazdı. 10 saniye içinde dünyanın en zengin insanı olurdu. Ama Allah bizi yarattı ve kainattaki düzeni bizimle yürütüyor. Ama peygamberler gönderiyor, mihmandarlar, önderler gönderiyor. Peygamberlere izah et bu işi diyor, anlat. Peygamberler anlatıyor. Kitap indiriyor, kitapla amel ediniz. Çünkü insanların maneviyatının anayasası Kur'an'dır. Yani dinin anayasası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bir benzetme anlamında söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine göre hareket edersiniz.
Ama Kur'an ayetlerinin uygulanmasını ortaya koyan tıpkı hakimlerin, savcıların kanunları, hükümleri tartıştığı veya yorumladığı gibi Kur'an ayetlerini ortaya koyan, yorumlayan, bize öğreten de Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Peki Deccal ne yapacak? Deccal şöyle, bir isim diyelim, bir kişi düşünürüz. Olağanüstü güçlere mensup, olağanüstü güçlere sahip ve bu insan birdenbire yeryüzünü dolaşıyor, etrafında büyük bir ordu topluyor. Şer bir insandır. Başlangıçta iyi niyetli görünüyor. Olağanüstü güçler verilecek. Hatta bu güçlerden biri ölüleri diriltme kabiliyeti dahi geçici olarak verilecektir. Tıpkı Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiği gibi. Tıpkı Hazreti İbrahim'in ölüyü dirilttiği gibi. İbrahim nasıl ölüleri diriltti? 4 kuşu aldı, parçaladı. Değil mi? Onları kesti. Her bir yere bir kuş koydu, parça koydu, hamur koydu. Allah'ın izniyle bana gelin dedi. Kuşlar toplandı. Paramparça olan kuşlar birleşti. 4 ayrı küme halinde. 4 kümeden 4 sıradan kuş oldu. İbrahim'in yanına geldiler. İsa'nın yaptığı gibidir bu işte. Hazreti İsa ne yapmıştı? Hazreti İbrahim peygamberin dedesi aynı şey yapmıştır. Bu nedenle de olağanüstü güçleri Allah şeytana verdiği gibi Deccal'e de verecek. Deccal bir imtihan vesilesidir. Deccal ile müminler ve münafıklar birbirinden ayrışacak. İmansızlar birbirinden ayrışacak. Köşe bucak her yeri dolaşacak. Deccal ve kınanmış olan bir insandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in çıkacağını ve yapacağı işleri, tahribatları ve tahrifatlarını tam 1400 sene önce tek tek söylemiştir. Bir şey daha söyleyeyim. Peygamberler içerisinde ümmetlerini Deccal'e karşı uyarmayan hiçbir peygamber yoktur. Her peygamber mutlaka Deccal'e karşı ümmetlerini ikaz etmiş. Dikkat ediniz, şu karakterlere sahip biri çıktığında ona karşı donanımlı olun diye ifade etmiştir. Öncelikle Deccal Allah'a iman ediyor gibi görünse de batınında, içinde Allah'a iman etmiyor. İki gözünün arasında veya alnında "Hâzâ kâfir" diye bir yazı vardır. İki gözünün arasında, yani şu bölgeyi kastediyorum, veya alnında "Hâzâ kâfir, bu kâfirdir" diye yazı yazılacak. Hocam ben o yazı görecek misin? Eğer imanın sahih ise, iyi bir Müslümansan, sen o yazıyı göreceksin. Hani bazı yazılar okunmaz, belli ışınlar getirildiğinde o yazı çözülebiliyor. Buna benzer, Allah sadık Müslümana oradaki kafir kelimesini görebilme, okuyabilme yeteneği verecektir. Müslüman baktığı anda bu Deccal'dir diyecek. Ama imansız olanlara Allah o bakabilme kabiliyetini yok edecek. Baksa da göremeyecektir. Çünkü görse Deccal'dan kaçınacak. Göremeyeceği için Deccal'ın yanında yer alacak. Deccal'ın gözü bir gözünün cam gibi parladığı, bir gözünün normal olduğu ifade ediliyor. Burada fiziki tanımlamaya giriyor bazı hadislerde Peygamberimiz. Niçin fiziki tanımlamaya giriyor? Bir kişi olduğunu ifade etmek için bir, tanıyalım diye iki. Evet farkındayım. Olağanüstü bir dönemin bilgileridir bunlar. Dünya olağanüstü neler yaşamadı ki? Dünya olağanüstü öyle haller yaşadı ki bunları da onların zaviyesinde görmek, kabul etmek ve anlamak mümkündür. Sağ gözü Deccal'in ya kördür veya şaşıdır, yani düzgün değildir. Yani sağ gözü. Sol gözü ise sönüktür, parlak değildir. Kuru bir üzüm tanesi gibidir diyor hadislerde. Geniş alınlı olduğu ifade ediliyor. Kırmızı yüzlü olduğu ifade ediliyor. Saçının kıvırcık olduğu ifade ediliyor. Yürürken ayaklarının çarpık ve düzensiz olduğu. Bunlar fiziki tanımlamalardır. Bunlar önemli mi? Önemli. Bunların her biri aklı başında bir Müslüman için birer belgedir. Gördüğü anda bu kafirdir. Sen peygamberin işaret ettiği son dönemde gelecek olan ve dünya ile ahireti birbirine karıştırmaya çalışan, inançları sen istismar eden Deccal'sin diyecek.
bunu diyecek olan Müslümanları Deccal öldürecek. Bazı rivayetlerde deniyor ki sağ kefesinde cennet, sol kefesinde cehennem vardır. Dilediğini cehenneme atacak, dilediğini cennete. Bu şu anlamda doğrudur. Allah ona o kabiliyeti verecek, insanları aldatmak için cennete benzer bir hayat gösterecek ve kendi dostlarını yine kandırmak için de cehenneme benzer bir hal gösterecek. Kendi müminlerine, yani kendi yalancılarına, kendi sahtekarlarına cenneti gösterecek. Güya yapay, sahte bir cennet gösterecek. İşte yapay ağaçlar, şunlar bunlar neyse. Kafir, Müslümana ise cehennemi gösterecek. Diyecek ki siz cehennemde yanacaksınız. Halbuki buna bir kabiliyeti yoktur. Ölüler, ölüyü diriltmesi olayı da bir büyü veya sihir gibi olabilir. Çünkü bir büyü ve sihir kabiliyeti de yine Deccal'ın özelliklerinden biridir. Peki Deccal ne iddiasında bulunacak? Bana iman edin diyecek. Nasıl diyecek bunu? Öncelikle peygamber olduğunu iddia edecek. Deccal öncelikle ben peygamberim diyecek. Peygamberliğini göğe ilan edecek. Son peygamber benim diyecek. İnsanlar ona uyacak bir kısım insanlar. İnancı zayıf olan, bugün dahi inancı böyle iple bağlı olan insanlar var. Toplumda yok mu? Var. Yani Müslümandır göğe adı ama ne Müslümandır ne başka bir dine mensuptur. Böyle bir hayali bir imanla yaşıyor. Böyle insanlar var mı? Var mıdır? Çoğu bilmediği için bir kısmı da kafasında sorular olduğu için, gereksiz şeylerle kendini meşgul ettiği için şeytan da onu meşgul ediyor. Şeytanın peşine takılmış gidiyor. Allah hidayet nasip etsin. Gerçek bir mümin ise bunun farkındadır, bilecektir. Önce peygamberim diyecek. Daha doğrusu önce sadık bir insanım diyecek. Sonra peygamberim diyecek. Ama en sonunda ben Allah'ım diyecek. Allah'lık iddiasında bulunacak. Psikolojik o görüntü itibariyle de insanları kandırma kabiliyeti fazla olacak. Önce kendini peygamber ilan edecek. Sonra ki bunların çoğu Buhari, Müslim ve diğer kitaplarda, Buhari özellikle İbn-i Mace ve diğer kitaplarda yer alan hadislerde mevcuttur. Ağlayıp inleyen üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir. Baktığınızda gözyaşı döküyor. Çok sadık bir insan olduğunu tahmin ediyorsun. Onun için insanlar kanıyor ona. Hem kabiliyetleri var, istidraç diyoruz. İstidraç nedir hocam? Keramet nedir? İstidraç onun zıttıdır. Keramet nedir? İyi, Allah'a yakın olan, sadık olan, mümin olan, temiz niyetli olan bir insanın ortaya koyduğu bazı olağanüstü haller. Kerametin iddiası olmaz. Mucizenin iddiası olur. Yani mucize talep üzerine olabilir. Keramet insanın içinde olur. Ya ne demektir hocam? Sen odaya giriyorsun, geliyorsun. Senin ihtiyacın neye var? Bir lokma ekmeğe. Oradaki Allah'ın dostu diyor ki, farkında olmadan belki bu kardeşe bir lokma ekmek verin diyor. Yani senin içindeki sıkıntını okuyor. Diyelim mesela. Keramet gösteren insanın iyi yolda olduğunu işaretidir. İstidraç ise bunun tam zıttıdır. Ne demektir? İstidracın iki yönü var. Biri felakete götüren, ikincisi ise aldatan. Nedir o? İstidraç sahibi, yani batıla girmiş, insanları kötü yolda kullanan, ahlaksız olan, çirkin işler yapan, Allah'ı inkar eden, peygamberleri inkar eden, kitabı inkar eden insana Allah olağanüstü güçler veriyor. Niye veriyor hocam ona? İmtihanın bir gereği olarak onun da kabiliyeti olacak ki kötünün de kabiliyeti olsun. Şeytan gibi imtihanda iyi var, kötü var dünya imtihanında. O gerekeni yapacak, mümin de gereken tedbiri alacak. Bu nedenle de Deccal o kabiliyetini kullanmak suretiyle insanları şerre yönetmeye, yönlendirmeye gayret edecektir. Allah onunla karşılaşmaktan veya onun şerrinden uzak eylesin. Hazreti Peygamber Deccal'i anlattığında öylesine canlı şekilde anlattı ki, Sahabi diyor ki biz Deccal'ın çıkacağını ve Hazreti Ömer'in onunla savaşacağını tahmin ediyor idik.
Çünkü salih bir insan var diyor Peygamberimiz. Deccale kafa tutacak. Onu mağlup edecek belki. İşte onun Ömer olduğunu tahmin ettik diyor. Ya. O kadar peygamber canlı anlatıyor. Bu illaki meydana gelecektir diyor. Kainatın ömrünün son demlerinde Deccal meydana gelecek ve Deccal efendim şerrin habercisi olacak. Sihir ve büyüyle insanları etkileyecek ki ölüleri diriltmesi olayı da bir sihir şeklinde olabilir. Irmakların yolunu, yönünü değiştirecek. Kendisine inanmayanlar uzaklara kaçmak isteyecekler. Fakat onlara her yerden ulaşabilecek. İnsanlar arasında büyük fitnelere sebep olacak. Onun hayatı yalandır. Görüntüsü yalandır, aldatmadır. Cenneti cehennemdir, cehennemi cennettir. Deccal'ın gösterdiği cehennem cennettir esasen. Gösterdiği cennet de cehennemdir esasen. Fitneleri oluşturacak. Efendim, kitapları tahrip edecek. Etrafında orduları olacak ve bu orduları içerisinde başka din mensupları hayli büyük bir meblağa ulaşacak. Yani sıradan bir yer değildir. Deccal hemen hemen her yere girecek. Giremeyeceği iki yer vardır. Biri Medine'dir, biri Mekke'dir. Kabe'nin şerefinden dolayı Allah Kabe'yi koruyacak. Medine'de peygamberin şerefinden dolayı Hazreti Peygamber'in mezarı orada olduğu için o iki yere giremeyecek. Ama onun dışında her yerde bir şeyler yapacak, tahrip edecek. Ama netice itibariyle Deccal'ın foyası ortaya çıkacak. Cehennemin ve kıyametin bir habercisi olduğu ortaya çıkacak. Deccal öldürülecek. Deccaliyet içinde olanlar öldürülecek. Deccal'ın görüntüleri yok olacak. Medine, Mekke dışında ki Mekke, Medine'ye sığınılacak. Orası manevi bir sığınak yeridir. Deccal'ın fitnesinden insanlar emin olacaklar diye ifade edeyim. Yüce Allah Deccal'ın fitnesinden hepimizi uzak eylesin diye duamızı yapalım. Bunun şöyle bir not daha bildireyim. Deccal'ın karargahının bulunduğu yerin güneşin batı tarafında bir adada olacağı Cessase hadisi ki hadisini de bir gün konuşalım inşallah. Son derece gizemli şeyler vardır. Bir şey söyleyeyim. Bugün dünyanın ömrü şu kadar uzundur. Şu kadar yıldır insanlar yaşıyor. Şu kadar binlerce yıldır. Hala dünyamızda küçük gezegenimizde. Hala dünyamızda keşfedilmemiş yerler vardır. Keşfedilmemiş ormanlar var. Keşfedilmemiş adalar var. Keşfedilmemiş mağaralar var. Keşfedilmemiş okyanusun altında mekanlar var. Keşfedilmemiş şehirler var. Keşfedilmemiş olan kazılar var. Ortaya çıkarmamış olan büyük medeniyetler var. Onun için bu hadiseler sizi böyle şaşırtmasın. Hocam çok olağanüstü hallerden bahsediyorsun. Ben bahsetmiyorum. Hazreti Peygamber bahsetmiş. Ve siz Kehf suresini okuduğunuzda ne kadar olağanüstü hallerle muhatap olduğunuzu, olağanüstü bilgilerin ne kadar önemli olduğunu görmüş olursunuz. Evet, Deccal'in etrafında başka din mensupları olacak. Onları da kandıracak. Kendine inandıracak, kendinin ilah olduğunu iddia edecek. Belki başka din mensuplarına ben İsa'yım diyecek. Başkalarına ben başka şeyim diyecek. Başkalarına ben Allah'ım diyecek. Kişiden kişiye göre gücü neye yetiyorsa yıkacak, tarumar edecek, insanları tahrip edecek, tahrif edecek ve kıyametin habercilerinden biri olacak. Deccal geldiği andan itibaren kıyamet için artık zaman sayılacak. Peki Deccal ne kadar süre ortada kalacak? Yani hakimiyetini sürdürecek, yani gezecek. Denildiğine göre, evet, Ebu Davud'un rivayetini söyleyelim. Kim Deccal'i duysa ondan yüz çevirsin. Vallahi kişi onu mümin zannederek ona tabi olur. Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer. Dikkat ediniz size. Kur'an'a ve peygambere dair yanlış bilgi verenler Deccal'ın Deccal değillerse de dünyada Deccal'ın birer piyonu gibi, birer ruhu gibi, birer gölgesi gibi sizin ahiretinizi etkiliyor olabilirler. Onun askerleri, Deccal'ın askerleri ruhlarıyla Deccal'e casusluk yapacak.
casusluk yapan kişilerden olacak. Dikkat ederseniz mekanları ele geçirmek için, hakimiyet kurmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Yeryüzünde 40 gün veya 40 yıl veya 40 ay kalacak. Bir süre kaldıktan sonra Deccal yok olacak. Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi Deccal'ın ölümüne karar verecekler. Önemli bir soru. Peki hocam, madem öyle, şu anda Mehdi var mıdır? Arkadaşlar, Mehdi yok şu anda. Ne Mehdi'si? Mehdi bekleme diye bir derdimiz de yok bizim. Mehdi'nin varlığının hadislerle sübutu ayrı şey. Ki o hadislerin sabit ve sahih olduğu kanaatindeyim ben. Benim görüşüm bu. Ama Mehdi gelme beklentisi yanlış bir beklenti, bir hastalıktır. Her Müslüman Mehdi'nin yapılması gerekeni yapmak için gayret edecek, çalışacak. Maddi ve manevi olarak güçlü olacak. Her şekilde gayret edecek. Sanki Mehdi hiç yokmuş ve hiç gelmeyecekmiş gibi kendine bir görev ittihaz edinecek, gayret edecek, gayret edecek, gayret edecek. Allah Mehdi'yi gönderdiğinde gönderecek. Biz de tanıyacağız. Allah İsa'yı gökten indirip de sonra yeniden mezara koyduğunda da biz iman edeceğiz. Allah'ın yaptığı bütün fiillere. Allah Deccali de yok ettiğinde, Yecüc ile Mecüc'leri yok ettiğinde biz de onun yok ettiğine iman edeceğiz. Ona teslim olacağız ve Allah'ın verdiği kararı kabul edeceğiz. Evet. Buhari'nin rivayetini de alalım. Medine'ye Deccal'in korkusu giremez. Yani Deccal ile muhatap olmayacak Medine'dekiler. Korunmuş bir bölge. O gün Medine'nin 7 kapısı vardır. Yani değişik girişleri vardır. Bütün girişlerinde her kapıda 2 melek bulunur. Deccal'i sokmayacaklar. Yani Allah görünmez melekleriyle Deccal'den ve Deccal'in askerlerinden, Deccaliyet zihniyetinden insanları koruyacaktır, müminleri koruyacaktır. Şunu da demin ifade ettim. Allah'ın gönderdiği hiçbir nebi yoktur ki, hiçbir peygamber yok ki ümmetini Deccal'e karşı uyarmış olmasınlar. Efendim, merak ediyordunuz Deccal'le ilgili konuları ki bu konuları ele alacağım. Dostlar doğru takip etmeye devam ediniz. Bu gece konuklarım sevgili Yahya Deniz. Yahya hoş geldin. Teşekkür ederiz. Sevgili Mustafa Sevim. Mustafa hoş geldin. Sevgili hocamız Nizamettin Sevil. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden itibaren mikrofon ve ses komuta sizde efendim. Yazardı. Kim okurdu, kim yazardı?
insan. Bakma dünyanın varına, düşüp daim hak yoluna. Şu dünyanın cefası çok, kim aç gezer ve kimisi tok. Şol mizanda sevabı çok, eyle bizleri ya Kerim Allah. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Efendim, hepinizin ağzına, yüreğine sağlık. Aşık Veysel'i de yad ediyoruz rahmetle tabii ki. Ama olmasına rağmen o kadar güzel şeyler üretti tabii ki. Sevgili hocam teşekkür ederim Mustafa. Sevim ya hepinize teşekkür ediyoruz. Efendim, İslam ırkçılığın her türlüsünü şiddetle yasaklamıştır. Biz ırkımızdan, Türk olmaktan, bu ülkenin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Bunu tartışacak tarafı yok. Ancak Gazze olaylarında bir kesimin hakikaten hayret edilecek şekilde bir Arap düşmanlığına başladığını görüyoruz. Araplar da sıradan bir millet. Onların tarih boyunca büyüklerinin yaptığı bazı hataları torunlarından mı çıkaracağız? Orada ölenler çocuk, Arap olmasından öte. Ölen gençler, ihtiyarlar, kadınlar, insan, insan, insan. Irkını ben merak etmiyorum. Hangi ırktan insan ölse aynı tepki gösteririm. Ama bana ne Araplardan, bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir aymazlık, nasıl bir kafa yorgunluğu, nasıl bir ırkçılık? Allah katında insan üstündür. Her ırkın iyisi var, kötüsü var. Doğrusu var, yanlışı var. Orada ölenin Arap oluşuna veya olmasına bakmıyorum ben. İnsan, ikincisi Müslüman benim için. Bunun için bu zihniyetin kendini sorgulaması lazım. Aynı şeyi Allah muhafaza eylesin. Bizim evlatlarımızın başına gelse, acaba Müslüman Arap kardeşlerimiz iyi oldu, Türklere mi diyecekler? Hayır. Şuurlu hiçbir Müslüman böyle bir cümle kullanmaz.
Bakın tarihten bir kayıt size aktarayım. Selman-ı Farisi İranlı bir sahabi. İranlı bir sahabi Selman. Peygamber'e o kadar yakın oldu ki Peygamberimiz Selmanu minni ehlel beyt demiştir. Benim ehli beytimden, yani istediği saate kapıma gelebilir. Hatta Medine Münevvere Hendek Muharebesi'nde sağdan soldan toplanan çapulcularla, gassaniler, şunlar ve bunlarla içten ve dıştan şer odaklarıyla kuşatıldığında Hazreti Peygamber ne yapalım diye sordu, ne yapalım? Peygamber çok istişare ederdi. Hazreti Ayşe diyor ki, onun kadar danışanını görmedim diyor. Selman-ı Farisi dedi, Allah'ın peygamberi bir şey önerebilir miyim dedi. İranlı. Selman eski bir ateşperest. Ne demek yani? Ateşe tapardı eskiden. Peygamberi duydu, Müslüman oldu, geldi. Hazreti Peygamber buyurdu ki, Selman söyle, Allah'ın peygamberi, bizim büyüklerimiz dedi, şehirleri kıskaca alınacağında hendek kazarlarmış. Hendek onları, düşmanlarını onlardan uzak tutarmış. Biz de Medine'nin dağ olmayan yerlerine, dağlarına nöbetçi koyarız. Ova olan yerlerinde hendekler kazsak, derin hendekler, 4-5 metre, müşrikleri durdursak olmaz mı dedi. Peygamberimiz çok güzel dedi. Çok makul bir düşünce dedi. Ve Selman-ı Farisi'nin işaret ettiği savunma sistemini geliştirdi. Hatta Peygamberimiz de hendeğin kazılmasında rol aldı. Kazmayla hendek kazdı. Ve hakikaten hendek düşmanları kenarda tuttu. Diğer tarafta tuttu. Medine'ye giremediler. En sonunda Allah bir rüzgar gönderdi. Ne müşrik kaldı, ne deve kaldı, ne at kaldı, ne katır kaldı, ne çadır kaldı. Tümünü tuz buz etti. Kaçıp gittiler. Hendek Muharebesi. İşte o Selman. Temiz Selman, Hazreti Peygamber'in yanında ve Efendimiz'i çokça seven bir sahabiyim. Peygamberimizin vefatından sonra Arap gençlerinin bir kısmında ırkçılık var. Her millete vardır bu yani. Arapların bir kısmında da bu çok fazla yaygın. Bunu hala hissedebiliyorsunuz maalesef. İslam'ın girmediği yerde bu olur. İslam'ın girdiği yerde bu olmaz. İman kardeşliği çok önemli. Hocam iman kardeşi kardeşe yardım etmiyor. Etmiyorsa sorumludur. Etmiyor diye iman kardeşliğini yok mu sayacağız? Yapmayan sorumludur yani diyeceğiz. Hazreti Peygamber vefatından sonra bir gün Arapların gençleri, peygamberi görmemiş olan gençler oturmuşlar, sohbet yapıyorlar. Selman-ı Farisi de orada namaz kılıyor. Yaşlı bir sahabi artık Selman. Diyorlar ki Hazreti Selman'a, "Mimmen ente ya Selman? Sen kimlerdensin ey Selman? Hangi millettensin? Hangi ırktansın?" dedikleri o. Selman'la alay ediyorlar yani. Kureyşli olmadığı için onlara göre Kureyşlilik çok üstündür. Elbette Kureyş'e lafımız yok. Ama Kureyşli olmamak adamı küçültmez. Takva üstünlüktür. Takva, takva, takva. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en ekrem olanınız, en kıymetli olanınız, Allah'tan en çok günah konusunda sakınanınızdır diyor. Kur'an böyle diyor. İnnemel mu'minuna ihvetun. Müminler kardeştir diyor. Fe'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın diyor. Ayrılırsanız gücünüz kaybolur. Şevketiniz yıkılır diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an doğru söylemiyor mu? Kur'an'ın dediği her şeyi, hadiseler doğrulamıyor mu? Selman üzüldü. Mimmen ente seyaseme. Kimlerdensin ey Selman? Konuş bakalım. Arkadaşlar, sevgili izleyiciler, Selman-ı Farisi, ben Farisiyim
Ben efendim İranlıyım, ben Acem'im demedi. Peki Selman ne dedi? Selman o bilmeyen, anlamayan, ırkçılıktan vazgeçememiş olan o kitleye dedi ki Enebnül İslam. Enebnül İslam. Ene İbnül İslam yani. Anlamı ne? Ben İslam'ın oğluyum. Benim babam, anam, ırkım İslam'dır dedi. Ben İslam'ın oğluyum dedi. İslam. Yani Müslümanlık da, benim için Müslümanlık önemli. Benim şehrimi, ırkımı, milletimi niye sorguluyorsun dedi Hazreti Selman. Cevap verdi böyle hani hak edene hak ettiği gibi cevabı verdi. Duruşuyla efendim imanıyla sustular. Ama hemen Hazreti Ömer'e yetiştirdiler. Halife Ömer. Hazreti Ömer halife. Geldiler Hazreti Ömer mecliste oturuyor sahabeyle beraber. İleri gelenlerle beraber sohbet ediyor Hazreti Ömer Efendimiz. Dediler ki ey müminlerin emiri sana bir şey söyleyeceğiz dediler. Sana bir şey aktaracağız. Dedi ki Hazreti Ömer ne istiyorsun söyleyin. Derdiniz ne? Selman ırkını inkar etti, milletini inkar etti dediler. Hazreti Ömer dedi ki Selman nasıl milletini inkar etti? Ne demek yani? Ne yaptın? Ne oldu ki Selman ne konuştu? Selman'ın yanlış bir şey konuşmayacağını herhalde en iyi bilenlerden biri Ömer'dir. Altın altından anlar, sarraf altından anlar. Kalp olanını, sahih olanını, doğru olanını eline alınca anlar. Selman'ın hukukundan, Selman'ın karakterinden, Selman'ın hakkından, Selman'ın kıymetinden Ömer haberdar olur. Çoluk çocuk haberdar olmaz ki. Ömer dedi ki, ne sordunuz Selman ne dedi? Söyleyin bakalım. Durup dururken Selman yanlış bir şey söylemez. Dediler ki, biz dedik ki, sen kimin ırkındansın Selman? Hangi millettensin Selman? Hazreti Ömer dedi ki, peki Selman ne dedi size? Selman'ın cevabı ne oldu size dedi Hazreti Ömer. Dediler ki Selman dedi ki ben İslam'ın ırk, İslam'ın oğluyum. Benim babam, anam, sülalem, varlığım, yokluğum İslam'dır dedi. Irkını inkar etti dediler. Yani göya küçümsüyorlar, Ömer'e şikayet ediyorlar. Hazreti Ömer ne yaptı? O bütün kametiyle, bütün heybetiyle ayağa kalktı. Toplantı salonunda veya mescitte herkesin bulunduğu o yerde o gür edasıyla, o Davudi sesiyle bağırdı. Ve enebnül İslam, ve enebnül İslam, ve enebnül İslam. Ben de İslam'ın oğluyum, ben de İslam'ın oğluyum, ben de İslam'ın oğluyum dedi. Referansını Muhammed'den almış aleyhisselam. İmanını Allah'tan almış. Eğitimini de peygamber dergahından almış. Selman'la boy mu ölçüşeceksiniz ya? Selman'la aşık mı atacaksınız? İşte ilk dönem ve ilk kadro böyleydi. Müslümanlar bu anlayışı kaybettiler, dağıldılar. Allah toparlasın. Allah toparlasın. Allah cem'imizi cem eylesin. Bizi bir araya getirsin yani. Allah bizi bölmek isteyen zalimlere fırsat vermesin. Bütün Müslümanları tek bir güç, tek bir efendim yürek, tek bir omuz haline getirsin inşallah. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bütün konuklarıma, Nizamettin hocama, Mustafa kardeşime, Yahya'ya teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadınız. Sabahleyin 8.30'da beraberiz inşallah. Sabahleyin 8.30'da efendim soru cevap programında beraberiz. Pazar günü
saat 10'da, pazar sabahı 10'da Kur'an ve Sünnet programında beraberiz. Beşembe akşamları bu saatte yine beraberiz. Sizi seviyoruz. Allah bizi her türlü kötüden, kötülüklerden, şerden uzak eylesin. Hastalıktan, musibetten uzak eylesin. Allah ülkemizi payidar ve daim eylesin inşallah. Allah bayrağımızla, ezanımızla, Kur'an'ımızla tertemiz bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Efendim.